Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence ben Melih. Bugün size Gmail hesabınızı kullanırken işinize yarayabilecek 4 tane ipucu göstereceğiz arkadaşlar. Bence hepsi birbirinden kullanışlı. Var mı Gmail hesabın? Evet. Benim de var. Demek ki birçok arkadaşımız da herhalde vardır. Çok faydalı olacağını ben düşünüyorum. Hemen başlayalım o Hemen başlayalım. İlk ipucumuz arkadaşlar Gmail'de yolladığınız maili Son anda hani vazgeçtiniz de geri almak istiyorsunuz. Normal. Yani orijinal ayarlarında böyle bir imkanınız yok. göndere bastığınız anda gitti. Kurtuluşunuz yok. Evet. Ama bunu ayarlar bölümünden yani şurada sağdaki ayarlar bölümünden tıkladığımızda geliyorsunuz ayarlara. Ayarlara tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar Şurada göndermeyi geri al. Göndermeyi geri al diye bir bölüm var. Görüyorsunuz burada göndermeyi geri almayı etkinleştir diyoruz ve burada iptal etme süresi diyor. Burada 10, 20, 30 30 saniye. 30 saniyeye kadar kendinize süre tanıyabiliyorsunuz. Evet. Daha sonra aşağıya çekip değişiklikleri kaydet diyoruz. Değişiklikleri kaydettikten sonra buradan hemen bir deneyelim bakalım. E-posta yazalım. Şöyle oannestv.gmail.com'a bir e-mail yollayalım. Atıyorum. Selam. Selam. Selamlar. Selams. Hayır. Selamlar yazacağım. Peki, ben Türkçe tamam. yazmak istiyorum. <laughs> evet buradan gönder butonuna basıyorum ve şu anda ekran İletiniz gönderildi diyor. Geri al. Geri al diyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi 30 saniye şu an sayıyor. Ama şu zaten e, geri aldık. İletiyi şu an. geri aldık ve iletimiz gönderilmeden hemen önce tekrar <laughs> döndü. Mesela hani oldu e, kız arkadaşınızla kavga ettiniz falan bir şeyler şey, yazdınız. Son yazacağız. anda vazgeçtiniz. Aman. Hani SMS'te falan bu çok tehlikeli yok. oluyor? Yok. C-mail iyi bu konuda. 30, 30 saniye. Var. var. Geri dönüş için 30 saniye. Hemen devam edelim ikinci ipucumuzla. İkinci ipucumuz şu an mesela bizim gelen kutusunda 3 tane e-posta var diyor bazen bunu her zaman göremiyoruz. Mesela işte bir mailin içinde olmuş oluyoruz bazen. Hatta şöyle açayım şöyle başka bir mailde oluyoruz. Tam burada en sol yukarıda kaç tane mailimizin olduğunu görmüyoruz. Evet kaç bizim tane başka olduğunu Şurada yine tıkladık sağ tarafa, ayarlara girdik, ayarların içinde bir labs diye bir yer var, laboratuvar. Burada aşağı Eklentiler iniyoruz. var aslında Aynen, burada. Aynen aşağı doğru e, iniyoruz. Için. Okunmamış ileti simgesi diye bir şey var. E, bunu etkinleştiriyoruz. Hemen etkinleştin. kaydet diyoruz. Daha sonra tekrar böyle bir refresh yaptığımız zaman yani sayfayı yenilediğimizde evet. for example. <laughs> for example. Şimdi bak cemcim. Başka bir tabii hatta girelim. Evet, artık sol yukarı tarafta Evet, Gmail tebin, simgesinin tebin, altında... Tab'in sol üst kişisinde iki tane okumamış kaç mail... Kaç tane? Mail, evet, evet, okumamış. Olduğunu benim iki tane e-postam var diyor. Bu şekilde çok rahat. Ya da e posta yeni geldiği zaman... E buradan bir göreceğim ben ya da işte iki sayısını biliyorsam üç dört. Yani beş, başka göreceğim. tab'ler üzerinde çalışıyorsanız başka sekmeler evet. üzerinde çalışıyorsanız bu da çok işinize yarayacaktır kalabalık e, te, sekmeler arasında. Sıradaki ipucumuz ise mail adresinizle ilgili arkadaşlar. Mesela bizim ohannestv.gmail.com biliyorsunuz evet. bizim e, kanalımızın e-mail adresi. Gmail'in bize sunduğu müthiş bir özellik var. Ben öğrendiğimde gerçekten böyle saygı duydum. Evet, Gmail'e. şoklar gibi demin böyle. Evet, hadi çoğun, hadi çoğun, hadi çoğun, hadi çoğun, Ohannes.tv evet. e, gmail'i de size tahsis ediyor hatta o.h.a. Nokta, 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 yani aralara nokta koyarsanız bütün bu e-mail adresleri size tahsis edilmiş evet. yani oluyor. Senin, senin tahsitten ziyade o senin zaten yani aslında o, öyle diyebiliriz. Her tarafa nokta koyabiliriz mesela işte isim söylediğiniz arasına nokta koyabilirsiniz daha rahat okunması için. Ohannes.tv ise araya nokta koyabilirsiniz. Bu şu yüzden güzel. Hem daha güzel gözüküyor isim söylediğin arasına nokta koymak o aradaki kalabalığı biraz azaltıyor hem de diyelim ki mesela Twitter'a Facebook'a bir e-mail adresiyle girdin daha sonra aynı e-mail adresiyle başka hesap oluşturmak istiyorsun. İzin vermiyor. Sen diyor ki hop diyor bu e-mail adresi zaten alınmış diyor. Bu şekilde bir... E Farklı e-mail adresiymiş gibi, gibi. kullanabiliyorsunuz bunu bazı e, siteler bunu kabul ediyor evet, bazı sosyal Bazıları ediyor, biraz bazı. böyle çakallık yapıyor. Bunu, bu, bunu siz biz diyor daha önce diyor kullanmışsınız. Nokta aslında. var arada filan hop <laughs> diyor ama genelde siteler bunu yiyor. Evet Bilmiyorum. bu da bence müthiş bir e, özellik yani, yani kişiye özel e-mail adresi. Değil mi? Bir tane daha yani bir tane daha. Sıra geldi son ipucumuza. E, Gmail'de bir gelişmiş arama özelliği var. Yukarıda tabii ki zaten normalde e-mail arayabiliyorsun çok rahat bir şekilde ama yani kişi adına göre, e-mail tabii, adresine göre arama yapabiliyorsun basit bir, bir arama. ok var. Şöyle arama seçeneklerini gösteriyor. Orada gerçekten çok e, gelişmiş şekilde gönderen, alıcı, işte şu kelimeyi içersin ama şunu içermesin e, ee, şu kelime içerisinde e-mail aradığım e-mail ama boyutu bununla bu arasında olsun. Şu tarih yani değişkenleri olsun. belirleyip evet. aslında istediğimiz maille çok daha hani kalabalık bir mail evet. kutunuz varsa istediğiniz maili böyle tek tek aramak yerine e, direkt o maile ile balıklama dalabiliyorsunuz. <laughs> evet, sırf burada ara, sırf gönderilenler de ara, orada ara, burada ara. Yani benim çok kullandığım bir özellik bu. Kalabalıkta e, kalabalık da bir e-mail aldırız. E emailim Özellikle için. o Hannes TV'de çok Olur. işimize Bayağı, yarıyordur yürü, yani. Yürü, yürü, evet. Gmail hesabımız için 4 tane faydalı ipucunu gördük. Hepsi işinize yarayacaktır. Ondan İnanıyorum. Ya. Bu arada hemen buradaki linki tıklarsanız hazır Gmail Google'dan bahsediyoruz. Google buna ne öneriyor adlı yarışmamıza ulaşabilirsiniz. Çok o da eğlenceli. Güzeldi. Eğlenceli bir yarışma oldu. Bir bakın. Hoşunuza gidecek. Hoşçakalın. Kendinize bakın.